Konteynerde 4 kişi kalıyoruz. Konteynerlerimiz akıyor. Hiçbir çare bulamıyoruz. Bu mişambaları getirip tahtılar daha çok terleme yaptı. Çünkü elektrik giderse iyi bir soğuk olur. Çok zor. Ben çadırda yaşarken bile ne bu kadar üstüme yağmur gelmiyordu. Konteynerde daha çok üstümüze yağmur geldi. Daha çok su akıtıyor, terleme yapıyor. Bir evimiz olsun. İnşallah devlet bize, biz hak sahibi olarak bize biraz yardımcı olurlar. Ama biz 20 yıl bir borcun altına girecek. Şimdi onu nasıl ödeyebiliriz onu da bilmiyorum. Evler bir an önce evlerimize geçmek istiyoruz. Ama maddi imkanımız el vermiyor. İşsizlik durumu çok. Gençlerimiz çok işsiz durumda. Vallahi ev yapılacak diyorlar ama ne olacak ta kesin belli değil. Biz sürekli tedirgin şekilde bakıyoruz. Her an bir şey olacak. Zaten verdiği evi de zaten borçlandırıyor. Kerfiç eviydi. Yıkıldı. Evimiz aksamız planlı projeli yani imara girmiş. 160 metre imarı vardı yani. Ben de sakatım, topalım yani. Hanımım da kalp rahatsızlığı var. Ayda bir doktora kontrola götürüyorum. Bir an önce yani evimizi, yani bir an önce evimiz olsa da evimize dönerik. Yani beton Tokyo evi olmasın da köy evi olsun yani. Ben onu da kabul ederim. Yeter ki ev olsun. Allah başvurdu o ev sahipliği tabi demiş ama acaba nereye verecek, nereye vermeyecek yani. Yer vermesi, kaç senede verecek öyle bir şey yok yani. Verecek mi, vermeyecek mi? Sadece listede bir isim çıkmış. Ben eşim ve 3 tane çocuğumuz. Bu kış idare edelim. Seneye artık bir çaresine bakacağız. Çünkü çocuklarda çok zor bir ortamda yaşamak. Yaşam alanı olarak çok dar. Yetmiyor. Çocukları dışarı çıkaramıyoruz. Hele soğuk havalarda. Bir şekilde idare etmeye çalışıyoruz. Uzun süreli biraz zor. Yani talebimiz bu kiracılara da bir TOKİ konusunda bir hak tanınması. En büyük talebimiz bu. Çünkü barınma sıkıntısı Malatya'da ve diğer deprem bölgelerinde had safhada. Bunun için de bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz.